gelmesi için şu kemali sisteme çökmesi lazım. İlerisi gerisi yalan. Çok beklersiniz. Çökmesi lazım. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz beyefendi. Ha, provokatörüm. Provokatörüm ne oldu? Röportaj mı yapıyorsunuz? Adamı provoka mı ediyorsunuz? Tarafsız. O da AKP'li bak. Ya kemali sen kimsin benim tipimi eleştiriyorsun? Sen kendi tipine baksana. Sen kimsin benim tipimi eleştiriyorsun? Yüz hatlarınız öfke ve kin kanıtıyor. Evet kemalistlerin çökmesi lazım derse ben de bunu söylerim. CHP'yi seven her gün yayınlar. Öfke ve kinle hareket ediniz. Başarı olamadı. 25 yıldır iktidarız. Doğruları konuşun. Evet. Yalan yalan tarihleri bu ya. Şey edin yani. Doğruları konuşun ya. Ya kendi seçmen kitlenle konuşun. Hadi abi. Gel. Buyurun. Buyurun. Ben bir şey söyleyeyim tabii ki. Şurada şimdi Avrupa ile konuşan insanlar var ya. Gelen gurbetçilerden mi bahsediyorsun? 40 yaşında emekli olan kaç kişi var aranızda? EYT'den emekli olan kim var burada? Herkesdir. %60'ı burada emeklidir. Hiç şey yapmayınız. 75 yaş emeklilik olsun diye konuşuluyor. 65 yaştan önce böyle iki bacağının yarısı olmaması lazım Avrupa'da. İki elinin olmaması lazım emekli olacaksınız. 1600 euro askeri ücret. 1600 euro, 800 euro ev kirası veriyor orada insanlar. 3 asır geriye dönmüş Alman komşularım var. 3 asırdır, 3 nesildir. Bir tanesi ev sahibi değil, hala kira ödüyorlar. Neden? Vergi sisteminden. Bir dakika amcacığım, ben anlatayım. Şimdi siz oradan gurbetçi gelip burada konuşuyorsunuz dersiniz, haklısınız. Ama 11 ay köpek gibi 50 euro, 20 euro burada insanlar, kendi ailemden söyleyeyim, her hafta sonu kahvaltıdalar. Kuyumcuya giriyorum. Ben kendi paramı bozdurmak için sıra bekliyorum ben bir saat. Orada insanlar yatırım için altın alıyorlar. Kolları boğazları dolu. Ben sıra bekliyorum. Niye? Ben burada iki hafta izin yapabilmek için. Herkes aç. Herkes burada aç. Benim... Komik olan nedir? Neden gülüyorsunuz kadın? Herkes aç da onun için gülüyorsunuz. Ben söyleyeyim de. Ben söyleyeyim de ister inanın ister inanmayın. Sana ne diyemezsin? Sen de bana hesap ver. Şimdi şurada rahatsız olunan şeyi ben anlamıyorum. Söyle. Söyle abiciğim. Provokatör bunlar. Ya, tabii ki. Ben evlendim gittim. Neden Türkiye'ye gelmediniz? Eşimle orada tanış. Oradan tanıştık. Almanya'nın sizi mi eleştiriyorsunuz? Hayır. Ben tartışmıyorum. Hayır, ben diyorum ki hanımefendiyi bir dinleyelim rica ediyorum. Bakın herkes. Ben diyorum ki Türkiye'de hayat şartları kötü ya. Avrupa'da da hayat şartları kötü. 1600 euro askeri ücretin. Almanya. Kaç senedir oradasınız hanımefendi? 8 senedir oradayım. Peki, doğma büyüme orada. İlk gittiğinizde daha mı iyiydi? Sonradan mı daha kötü? Ben gittim. Dinle. Kötülemiyorum abicim. Sen nerede yaşadın? Ben memleketimi. Ben mi? Niye geldin buraya, niye geldin? Ben şunu tamam ama niye geldin? Madem AK Parti, madem vatan batıyor, niye geldin, yaşıyorsun burada o zaman? Şöyle söyleyeyim. İlk gittiğinizde daha mı iyiydi yoksa o zaman abicim? Ama bir, o herkes konuşabilir. Rica ediyorum lütfen. Yok, ama müsaade etmiyorsun. Şimdi millet burada diyor ki. İlk geldi gittiğinizde de 8 sene önce gittim dediniz. İlk gittiğinizde de mi kötüydü yoksa sonradan mı? Orada şartlar ben gittim bile öyle. Biz diyoruz ki mesela 11 ay köpek gibi çalışalım affedersiniz. O bir ay için birikim yapalım. Burada kendi evimizi alabilirsek şayet dönüp gelelim. Ben 65 yaşıma kadar çalışıp Alman devletine vergi vermek istemiyorum. Ben bunu savunuyorum şu anda burada. Annesi, babası, dedesi zamanında 60, 70, 80 sene önce gitmişler, kalmışlar. Orası da devrik demek istiyorum. Yani biz burada bir ay yaşamak için 11 ay çalışıyoruz. Siz çalışıyor. Ben çalışmıyor demiyorum ki. Ben şu anda bütün dünyada biz yemiyoruz. Müsaadeniz var mı? Buyurun, tabii ki. Ben Almanya'dan geldim. Siz nereden geliyorsunuz? Köln'e, Dortmund'a. Dortmund'dan geliyorum. Evet, ben de Hamburg'dan geliyorum. Şimdi 1600 lira asgari ücret diyor ya. 1600 euro. 1600 euro, 800 euro diyor, kira, ev kirası veriyorum. Şimdi Almanya'da bir sistem vardır. 1600 euro kimse çalışmıyor. Göstereyim apreştiklerimi. Göstereyim ister misin? Bir dakika ben. Yok hayır yani yalan demiş. Yalan. Yalan diyor. Ben alıyorum. Üç şiş çalışıyorum. Burada bir ispatlamak gibi bir zorunluluğunuz yok sizin. Hayır şimdi, abi. Onu 1600, bak, şimdi 1600 euro asgari ücret alabilir. Tamam. Almanya'nın belli bir sistemi vardır. Tamam. O sistem içerisinde eğer ki kirana yetmiyorsa zaten çocuk parası herkes 280 euro çocuk parası alıyor. Ondan sonra çocuk parası olmadığı zaman da eğer ki orada paran yetmiyorsa, yeterli paran yoksa orada devlet üzerine koyuyor ve Almanya'da hiçbir Allah'ın kulu ve sokakta olan insan bile, sokakta yaşayan insan bile
Hiç kimse aç değildir. Sokakta olan insan bile kendiliğinden yatmıyor. Devlet onu istiyor, yardım etmeyi istiyor. Kendisi devlete küsmüş gibi, sisteme küsmüş diye dışarıda yatıyor. Şimdi burada iki tane kahve içiyoruz. İki tane kahveye 800 lira para ödüyoruz. Sen Almanya'nın neresinde? Hangi şehrinde? 800 TL. Senin Almanya'da kaç euro yapıyor? Kaç euro yapıyor? Ben senin Almanya'da bak. Almanya'da bir saniye. Durun bir dakika. Çok güzel konuşuyorsun. Almanya'da ben havaalanında 3 euroya kahve veriyorum. Burada havaalanında 6 euroya kahvedir. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey vardır? Yani sen, dünyanın hangi ülkesinde? Onu Erdoğan mı yapıyor? AK Parti mi yapıyor? Ya kim yapıyor? Beni ilgilendirmiyor. Hayır, onu kim yapıyor? Domates. Şimdi domates alıyor. Şimdi bak. Şimdi ben şimdi bunları da eleştiriyorum. Şimdi bunlar hep röportaj yapanlarda Halk TV olsun kim olursa olsun fark etmez benim için de. Şimdi röportaj yapan herkes diyor ki ya diyor biz devlete diyor bir şey diyemeyiz. Tamam devlete bir şey diyelim ama ama devlet eleştirmiyoruz, hükümet eleştiriyoruz. Devlet. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümet AKP. Şimdi, hükümet eleştiriyoruz. Devlet değil. Tamam ikisini de eleştireceksin ama. Hayır. Ya, devlet yaptığı iyi şeyleri de eleştir. Yaptığı kötü şeyleri de eleştir. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti AKP, hükümet eleştiriyorlar. Devleti kimse eleştirmez. Şimdi efendim buyur. Devlet kimdir? Dur bak ben devlet kurum ki şimdi devlet üzerinde bir şey söyleyebilir miyim? Devlet sensin. Aynen. Kurum senin şimdi, bu yönetenler, senin haklarını koruyanlar, hükümet de seni yönetenlerdir. Şimdi hükümeti eleştiriyoruz ama hükümeti eleştiriyoruz. Hükümet eleştiriyoruz. Devlet sağdan ben olduğum için eleştiriyor. Ben diyorum ki aynen bak vicdanlı yaptığı şeyleri de söyle. İyi şeyleri de söyle, kötü şeyleri de söyle. Ben söyleyeyim. Ama sadece kötü şeyleri söyleme. 52 doğumluyum, 72 yaşındayım, 72 seneden şu 20 yıl içerisinde evime bir tane şunu aldım. 20 yıldır. Niye biliyor musunuz? 20 yıldır geçinemediğimden dolayı. Nasıl geçiniyor dayı? Nasıl mı geçiniyor? Nasıl geçiniyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Face'de geçen gün bir şey gösteriyor. Çöpten ekmek topluyoruz. Ben de dahil olmak kaidiyle söylüyorum. Ne alakası mı var? Pazarda bak çok özür dilerim. Pazarda en ucuz şeyleri aramaya bakıyoruz. Ondan sonra market geziyoruz. Peynirlerin dökündülerini alıyoruz. Geçiniyoruz. Ben yurt dışından geliyorum. Hep marka mı giyiniyorsun zannediyorsun sen? Öyle bir iddiamız olmadı. Misal olarak söylüyorum sana. Bak Türkiye'de de yaşa, Almanya'da da yaşa, Hollanda, Belçika dünyanın neresinde yaşarsan yaşa. Yorganını ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ben söyleyeyim size işin özünü. Biz saat 4'te kalkıyoruz. Abi bilir. Biz 4'te kalkıyoruz. Yemeğimizi çantamıza kendimiz yapıyoruz. Ekmek. Hayır vallahi Düzce yapıyor. Düzce'ye gelin. Buradakiler de 5'te ben 8'de kalkıyorlar. Servis arabasıyla gidiyorlar. Evet Kayserili kendisi. Nasıl yok diyebiliriz. Allah Allah ben tanıdığım herkes saat 8'de başlıyor. Allah Allah. Ben devleti eleştiririm sadece. Siz o zaman sadece başka Türkiye'de yaşıyorsunuz. Siz başka Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ben gördüğümü söylüyorum. Gördüğünüz eleştirmeye yok. Gördüğüm tam bu. Gözlerinizi açacaksınız. Benim devleti eleştirdiğim tek şey 47... Abicim bir dakika. Bir saniye. Ben söyleyip gideceğim sadece abicim. İstediğinizi söyleyin sonra.